Efendim hepinize merhabalar. Artekil Oyunlar'ın Artekil'e hoş geldiniz. Sevgili YouTube Skyrim'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son biliyorsunuz kitabımız, günlüğümüz hata vermişti. Türkçe karakter hatası. Üçüncüye şuradaki koruluğu yağmacılardan kurtaracaktık. Tam oraya giderken şu yeşil kayalar dikkatimi çekti. Tam buraya geldiğimde de bir ceset gördüm. Burada bir kamp yapan birini öldürmüşler. Hemen video kaydını başlatayım dedim. Tek başımıza keşfetmeyelim bunu. Madenciymiş kendisi. Burada yaşıyor herhalde. Madeni taşırken kendisini şehit etmişler. Şimdi normal kazmaya at. Şimdi eski tip şeyi bulduk, madeni bulduk. Eğer bunu da kazarsak sadece üstümüzde antik kuzeyli kazmasını taşıyacağız. Bu kazmayı atacağız. Derken kazıyor, tamam. Bu düz kazmayla işimiz yok artık. Orada kalsın o. Vay be. Lan bu sol sayımı taşı toprağı altınmış be. Böyle maden Skyrim'de bile yok. Nasıl fakirleşir bu ada? Enteresan. Biz orayı tekrar kalkındıracağız ama. Buradaki madenci kardeşim de Zümrüt'ü gördü herhalde. Buraya kamp kurdu ama kendisini öldürmüşler. Bak bir sürü de şey çıkarmış. Hem zümrüt çıkarmış. Altın cevheri çıkarmış. Ama şerefsizler, haydutlar işini bitirmişler. Bir ev var. Onu keşfedelim mi? Keşfedelim. Oradan koruya atlarız. Let's go. Terk edilmiş kulübe. Allah Allah. Niye? Hava soldu bir anda. Anahtar gerekiyor bunun için. Ne alaka ya? Burada bir yere saklamış mıdır acaba anahtar diyeceğim mi? Bilemiyoruz. Buna görev için geleceğiz büyük ihtimalle. O zaman bakarız. Buraya ha. Koruyu artık kaçıncıya temizliyoruz hatırlamıyorum ama böyle engellenilmez. Böyle engellenilir. Tamam mı? Adam ol. Sizi çakma haydutlar sizi. Skyrim'de ben ne haydutlar gördüm lan? O güzelim kafanı gövdenden ayırdım. Brodir koruluğu. Ay, elhamdülillah.
Kaç para ediyordu bu kalp taşı? Yüz para ediyor, değerli. Cevhere dönüştürebiliyor muyuz? Ya da bir yerde kullanıyor muyuz? Onu da bilmiyorum ki. Bedra Cenk baltası. Sağlık sömüren. Aa, güzel. 20 sağlık emiyor. 75 hasar ama Kanozan'ın da bir havası var şimdi canım. Kanozan da bırakılmaz yani. Biz Kanozancıyız. Başka bir tane daha sandık vardı. Bu daha küçük kutu. Karmaşığın bu kadar zor açılmaması lazım ya. Allah Allah. Okey. Tamamdır. Kaydedelim. Şimdi, geçen bölümden doğru. İyi yazacaktık notu. Ahzidal'ın nesli. Bunu düzelttik. Ha bunu gerçi düzeltmiştik. Son bölümde Azizler'in yaşamı. Tamam bunu düzeltmiştik. Doğru. Bana basıyor. Ve kendine sinirleniyor. Burada boş kule vardı. Kalkmasaydın daha iyiydi kardeşim. Bizi uğraştırdın boşuna. Bundan toplayalım yine bir 10-15 tane. Skyrim'e götürürüz. Bu manzarada Helmitir'e bakarken hemen bir kitap okuyalım bölümün başında. Aysel okuduk, bunu okuduk. Azura'nın çağrılması. Bunu okumadık. Bunu okuyalım. Yazan Sigilla Parete. 300 yıldır ay gölgesinin Deidre prensesi, güllerin anası, karanlık gökyüzünün kraliçesi Azura'nın rahibesiyim. Mart ayının 21'inde Erhagitum günü bize yol göstermesi, aynı zamanda da ona değerli ve güzel şeyler sunmak için onu çağırırız. Kendisi zalim ama bilge bir kadındır. Bizler onu hiçbir gök gürültülü sağanak yağışlı gecelerin deli olana, Shegorath'a ait olduğu Hogitum günlerinde çağırmayız. Azura bu tür durumlarda bizim hassasiyetimizi anlıyor. Azura çağrılması tamamen kişisel bir meseledir. Daha önceden 3 farklı Deidre Prensesi'nin rahibesi oldum ama Azura kendisine ibadet edenlerin kıymetini bilen biridir ve bizim ona olan hayranlığımızı tamamen gerçekliğe dayanır. 16 yaşında bir kara elf kızı iken büyük annemin entrikacı prenses Molak Bal'a tapancalılar meclisine katıldım. Molak Bal'ın çağırma ayini fırtınalı günler haricinde Aralık ayının 20'sine düzenlenir. Bu çağrı genellikle cevapsız kalır ama Molak Bal sıklıkla bir ölümlünün kılığında farklı günlerde müritlerine görünür. Büyük annem ateş bekçilerinin varisini zehirlemeye çalışırken ölünce bu tarikata olan inancımı yeniden gözden geçirdim. Erkek kardeşim Boetia tarikatının bir büyücüsüydü ve bana dediğine göre karanlık savaşçı benim ruhuma hain Molak Bal'dan daha yakınmış. Boetia diğer tüm Deadrot'tan daha açık ve anlaşılır bir şekilde hareket eden bir savaşçı prensestir.
Uzun yıllar gizlenerek her türlü entrikalar çevirdikten sonra yaptığı işlerde direkt ve çabucak sonuca ulaşan hanıma hizmet etmek için iyi bir zamanlama olduğunu düşündüm. Boetia'nın kara harflerinin Deadress olması hoşuma gidiyordu. Tarikatımız Kasım ayının ikisinde Zırh Eldiveni adını verdikleri günde onu çağırırlardı. Onun adına kanlı müsabakalar düzenlenirdi ve düellolar ve müsabakalar 9 mürit diğer müritler tarafından öldürülesiye kadar devam ederdi. Boetia müritlerine pek değer vermiyordu. Sadece bizim kanımıza değer veriyordu. Sanırım bir keresinde antrenman karşılaşmasına yanlışlıkla kardeşimi yaraladığımda gülümsediğini görmüştüm. Benim dehşete düşmem sanırım bu onun çok hoşuna gitti. Bu olaydan kısa bir süre sonra tarikattan ayrıldım. Boetia benim için çok soğuk ve kişiliksiz biriydi. Ben manevi açıdan daha üstün bir hanımı arıyordum. Hayatımın geri kalan 18 yılında kimseye ibadet etmedim. Onun yerine okudum ve araştırdım. Nocturnal, Gecelerin Akıl Ermez Hanımı Nocturnal adına din dışı bir kitapta rastladım. Kitapta anlatıldığı gibi onu Ocak Ateşi ayının 3'ünde kutsal gününde çağırdım. Ve en sonunda uzun zamandır özlemini çektiğim özel hanımı buldum. Onun labirent gibi karma karışık olan felsefesini, gizemli acısının kaynağını anlamaya çalıştım. Onun hakkında her şey, hatta konuşma şekli ve benden yapmamı istediği şeyler bile karanlık ve gizliydi. Nocturnal'ı asla anlayamayacağım gerçeğini öğrenmem yıllar aldı. Vahşet Boetia için ya da ihanet, Molah Bal için nasıl bir gereklilikse, onun gizemi de Nocturnal için bir gereklilikti. Onu ve onun gizli karanlık krallığını anladığını iddia etmek Nocturnal'a büyük bir haksızlık olur. Ben onun engin sırlarını açığa çıkartma çabasının ne kadar boş olduğunun farkına vardım. Ve onu ne kadar sevsem de onun yerine kız kardeşi Azura'ya yöneldim. Azura şu anda benim ibadet ettiğim ve müritlerine önem veriyormuş gibi görünen tek Daedric Prens. Molag Bal benim zihnimi istedi, Boetia benim kollarımı istedi ve Nocturnal muhtemel benim merak etmemi istedi. Azura ise bunların hepsini ve aynı zamanda da sevgimi istiyor. Bizim sefil kulluğumuzu değil, bizim dürüstlükle ve içtenlikle her yönüyle onunla ilgilenmemizi istiyor. Bizim duygularımızın ibadetlerimizle bağlantılı olması onun için önem arz ediyor. Ve bizim sevgimiz içten ve samimi olmalı. Eğer sadece onu sevip kendimizden nefret edersek o bizim çektiğimiz ızdırabı hisseder. Bundan böyle benim başka bir hanımım olmayacak demiş Azura'ya tapan bir rahibe. Baltacı. Bu kitabı da okuyalım. Baltaya hakim olmanın şaşırtıcı yolu. Bu ana kadar konuştuğum Moraktong üyeleri arasında kimse beni Minas Torik ettiği kadar rahatsız etmedi. Asla içmeyen, hiç genel ev görmemiş, hatta ağzından küçücük bir küfür bile çıkmamış sessiz ve çekingen bir adam. İnsanları ortadan kaybetme yeteneği sayesinde meşhur oldu. Kardeşlik tarafından öldürülmesi gereken bir adama Tori'yi yolladılar. Basitçe öldürülebilmeleri olasıyken bir keresinden hangi silah tercih ettiğini sordum ona. Cevabı karşısında şaşıp kaldım. Sadece balta kullanmayı severim dedi her zamanki tipik dingin sesiyle. Bu sessiz, asık suratlı adamın birine böylesine vahşi bir şekilde saldırabileceği düşüncesi beni dehşete düşürmüş ve içimde onu daha çok sorgulama isteği uyandırmıştı. Doğal olarak tehlikeli olan bir işi yapan suikastçiler genelde kendi hikayelerini anlatmayı pek tercih etmezler. Yine de Torik sorulara aldırış etmedi. Utana sıkıla tüm hikayeyi anlatması biraz zaman aldı. Görünen o ki Torik küçük yaşta öksüz kalmış ve orada yaşaması için Van Derfel'in kuzeyinde kalan Shegorad'da Saltris tarlası sahibi amcasının yanına gönderilmiş. Shegorad mı? O Shegorad diye tanrı var. Hem de pislik bir tanrı. Değerdir ha. Adam yeğenine iş öğreteceğine ve yeteri kadar büyüdüğünde kendisini ortaya yapacağına söz vermiş. Bu sırada çocuk amcasının evinde hizmetkar olarak çalışıyormuş. Adam işlerin nasıl olması gerektiği konusunda çok titiz olduğundan onun için yorucu bir dönemmiş. Amcası ilk başta bodrumdan çatı katına kadar olan zemini tamamıyla ovalamasını zorunlu kılmış. Yer ne zaman amcasını memnun edecek kadar temiz olmasa ki sık sık Torik dayağı yer ve en baştan başlamak zorunda kalırmış. Çocuğun ikinci görevi ise eve işçileri getiren çanı çalmakmış. Bu her öğün için günde 4 kez çalınır. Ancak eğer amcasının işçiler için haber ya da ek talimatları varsa ki sık sık olurdu, zilin 12 kez veya daha sık çalınması gerekirmiş. Çocuk kuledeki devasa demir çanla herkesin duyabileceği kadar yüksek ses çıkarmak için zincire tüm bedeniyle asılması gerektiğini çabucak fark etmiş. Eğer yorgun düşüp yıpratıcı zinciri yeteri kadar sert çekmezse amcası hemen yanında biter, çan sesli ve net çalıncaya dek onu dövermiş. Tori'nin üçüncü görevi ise amcasının büyük kütüphanesindeki tüm rafların tozunu almakmış. Kitaplıkların derin ve eski olduğu gibi bir çubuğa geçirilmiş uzun, ağır bir toz bezini kullanması gerekiyormuş. Rafların arkasına ulaşabilmesinin tek yolu toz bezini omzunda tutup süpürge hareketiyle ileri geri sallamasıymış. Yeniden eğer amcası geri kalan bir toz ya da çocuğun işi gösterdiği kadar zor yapmadığı görür ise
Ceza hızlı ve şiddetli olurmuş. Birkaç yıl sonra Minas Torik büyümüş ve genç bir adam haline gelmiş. Ancak sorumlulukları artmamıştı. Torik aşağılayıcı görevlere karşı iradesini gösterince amcası ona işi öğreteceğine söz vermişti. Kendi çalışmaları dışındaki olaylardan uzak tutulan Torik, amcasının büyük bir borç yatağında olduğunu ve çiftliğin verimli olmadığını bilmiyordu. 18'inde Torik amcası tarafından mahzene çağrılmış. Oradaki yerleri iyi ovamadığını düşünen Torik döveleceğinden korka korka aşağı inmiş. Ancak karşılaştığı şey mallarını sandıklara yerleştiren amcasıymış. Rüzgar tepeden ayrılıyorum diye açıklamış adam. İşler gitgide kötüleşiyor. Ben de şansımı Skyrim'de bir karavan işleterek denemeyi düşünüyorum. Sahte Dwemer belgelerini Kuzeylilere ve Sirodillere satarak çok iyi para kazanabilirim. Keşke seni de yanımda götürebilsem delikanlı. Ancak gideceğim yerde yer boğmaya, çan çalmaya veya toz almaya pek gerek yok. Ama amca demiş Torik. Okumam yok. Bana öğretmeye söz verdiğin iş hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Kendi başıma ne yapacağım? Temizlemede iyisin. İş bulabilecek kapasite olduğuna eminim diyerek omuz sıkmış amcası. En iyilerini sen yapıyorsun. Torik o ana kadar ne amcasına karşı durmuş ne de içten içe öfke beslemişti. Yüreğini kaplayan bir soğukluk dışında. Amcası neşalar arasında paketlenmiş, Dwemer yapımı olduğu iddia edilen ağır bir balta duruyormuş. Torik onu ellerine aldıktan sonra baltanın toz alma çubuğundan ağır olmadığını görünce şaşırmış. Baltayı omzunun üzerine rahatça çekerek daha önce birçok kez yaptığı gibi ileri geri sallamış ve birden onu amcasının sağ koluna doğru atmış. Yaşlı adam acıyla bağırıyor, küfürler ediyormuş. Ama nedense Torik'in içinde artık o korku yokmuş. Baltayı diğer omzuna koyduktan sonra yine sallamış. Balta yaşlı adamın göğsünü boydan boya kesmiş. Ve adam yere yığılmış. Torik baltayı başının üzerine kaldırırken duraksamış bir an. Onun için tamamen doğal olan bu pozisyon tıpkı çanı çalarkenki gibiymiş. Defalarca aşağı doğru sallamış. Tıpkı işçileri çağırır gibi. Ama bu sefer ıslak bir yumruğun sesi dışında başka bir ses ya da gelen bir işçi yokmuş. Tabii ki de amcası işçileri saatler önce yollamıştı. Bir süre sonra baştan aşağı temizlenmiş mahzende amcasına dair hiçbir şey kalmamıştı. Temizleme süreci Torik için oldukça kolaydı. Kan, mahzen zeminini çevreleyen normal kir ve saltris unundan daha hızlı temizlenmişti. Torik'in amcasının Rüzgar Tepe'den ayrılmayı planladığını biliniyordu. Bu yüzden ortadan kaybolması herhangi bir şüphe uyandırmamıştı. Ev ve tüm eşyalar alacaklılara satılmışsa da Torik baltayı almıştı. Sonunda amcası ona değerli iş becerilerini katmış gibi görünüyordu. Hak etmiş yavşak. Azura'nın çağrılması ve Baltacık kitabında okumuş olduk. Bunları da yazalım hemen. Baltacı. Envanter açmayı unuttum ya. Notta ayrım varmış. Ya yine bozuldu ya. Siktir git ya. Allah'tan burada kayıt almışız. Bir bozuluyor bir bozulmuyor bu da. Oyunu kapatıp açınca düzeliyor. Şimdi tekrar gitmiş. Ne alaka bilmiyorum. Neyse kaydedelim en azından. Kapatı yazmadan önce kaydedeceğiz bunları unutmayalım. Saçmalık ya. Bakalım. Olsaym'ın derinliklerinde daha neler keşfedeceğiz. Bir kulübe gördüm sanki. Dağın tepesinde mi ya? Aşağıda mı? Burada. Terk edilmiş. Hatta dışarıda hiç hayat kalmamış burada ya şehir haricinde. Kaleler, yerleşkeler haricinde dışarıda hiç şey yok. Köhne dükkan. Mumlar hala yanıyor ama. Bu ne?
Muzula ise sağlam muzula. Burayı kim dükkan açar ki? Açmış ve iflas etmiş. İflas etmekten de fazlası olmuş gibi sanki ama mumlar hala yanıyor. Bu ne lan? Her yer aydın. Allah Allah. Öyle inleme, anırma. Orada da Doğu Krallığı şirketi kasası var. Vay be, akan su ha. Nehir çok da nadir olsa. Oh. Bu ne lan, ne var orada? Kim bu? Tilki mi? Oha, ilk kez hayvan gördüm. O da su kaynağının hemen yanında zaten. Aa, ayı falan da var. Su varsa yaşam var. Temiz su yaşam demek. Net bir kasçisi. Morak Tong suikastçısı. Ne alaka lan, suikastçıların ne işi var burada? Mekil Morvayn'ı tehditten kurtar. Ha, bunlar şeyin dışında bekleyen suikastçılar. Doğru. Redoran muhafızların alayını mı öldürmüşler? Adil Arano beni Kül Çorak Hisarı'na Vendil Ulen ve adamlarını yok etmem için gönderdi. Hisarın dışında buluşacağım Redoran muhafızları öldürülmüştü. Savaşı tek başıma yürütmeliyim. Haydi. One Man Army olacağız ha. Redoranlar hepsini yamultmuşlar. En iyi muhafızımla git buluş dedi. Hepsini temizlemişler lan. Kül Çorak Hisarı. Vızt vızt mı ses geliyor, vızt vızt diye. Ne oluyor lan? Vay ayı. Bayağıdır görüşmüyorduk seninle kardeşim. Atlısı olunca tabi insan şeyi de var, oraya da bakacağız. Ama önce şu suikastçileri bindirelim. Kül Çorak Hisarı'nı ele geçirmişler. Zaten muhafız sayımız az, iki tane de şehit vermişiz. Tek yedi. Morak Tong suikastçısı. Karayaf değil mi bunlar?
Aşağı inmeli önce yukarı mı çıkmalı? Gel önce yukarı çıkalım. Diyeceğim de burası kapalı. Kapanmış. Lan pardon. Lidya'yı düşman sandım. Kazarak mı girmişler mekana gerçekten? Sen kime engelleme yapıyorsun oğlum? Delilikle yapılan 16 uzlaşma 12. bölüm. Yok kesin okumamışızdır da. Nuçunak'ın alev ve inancı çapraz hançerler. Çapraz hançerler okumuşuz. Nuçunak'ın bilmem nesi. Yok, bunu alalım. Kemik bölüm 2. Okey. Ejder kırılması olduğunda neredeydin? Sana ne? Buz çelik hançeri alalım. Aa, hazırlanmış kız. Suikaste. Seni öldürmek istemezdim ama. Üzülüyorum ya böyle yakın insanları öldürünce ama yapacak bir şey yok. Lan tatlı da kızmışsın ya. Vallahi. Yazık oldu.
Bunlar ağır mı, ucuz mu hesaplayamadığım için almayacağım, dursunlar. Zehrin Şarkısı 5. kitap. Var mı bizde? Var. Zehrin Şarkısı 2 yok bizde sadece. Hayaletin Çeyizi, Olaf ve Ejderha. Hayaletin Çeyizi. Devam ki. Lidya sıçtı burada. Başka nerede kol var? Benden kol olması lazım. Tamam, bunu açtık. Salak bu kız ya, yemin ediyorum. Vallahi salak. Tilosu. Aa, bu da Tilosu. Olmaz sizi asasin şerefsizler. Seni en sona bırakacağım. Severim. ...630 sağlık, 350 kuvvet. 630 sağlık, 350 vatan. Sağlığa basıyoruz. Daha var. Vendil. O Sever'in hanesinden bir sürü insan gelmiş zaten. Öldürelim bakalım. O biraz zor. Hılalı ailesi. Halleşelim sizler size. İki yüzlüler. Zenginler bir de. Vendil Ulen'in sandığının anahtarı. O ne ya? Böyle bir sandık mı varmış? Bu sarışın olan mıydı? Üzücü. Vendil Ulen'in kasası nerede acaba? Onu bulduğumuzda açabiliyor olacağız. Burada not var mı? Kağıt domar var, okka var. Haberleşmeleri buradan yapıyorlar. Artık yapamayacaklar. Hadi gidelim.
Vendil Ulen'i öldürdüm. Ve Vekil Morvayn'i kurtardım. Vendil Rüzgartepe'den Morak Tong diye bilinen katil tayfasını kiralamış. Fakat onlara amaçlarına ulaşamadan Kül Çorakhisar'ını öldürdüm. Adril Arano'ya bunu bildirmeliyim. Bildirelim efendim. Severin Malikanesi'nde özel bir sandık var demek ki. Açamayacağım. Ona gidip sandığını açarız. Vendil Ulen'in anahtarıyla. Burada da o meşhur taştan var. İnsanları büyüleyen. Kaya'ya dönelim. Mevki Bey'in hemen durumu bildirelim. Yaverine daha doğrusu. What happened? Were you able to track down Vendel? Out with it. Then what of the Rerun guard? I sent to assist you. Damn it. I was hoping to protect our people by sending them, not to think that Vendel would stoop so low as to hire those fetchers. I'm glad. Wonderful. Simply wonderful. Councillor Morvayn will be quite pleased when he hears about this. Follow me and I'll take you to the councillor so you can speak to him yourself. Güzel. Mevki Bey ile bir de biz konuşalım bakalım. Excuse me, Councillor Morvayn. I have some wonderful news. Adril, I haven't seen a smile on your face like that in a long time. This visitor has single-handedly dealt with a threat that could have ended your life. Vendel, Telesiu, and Miri Severin weren't who they appeared to be. I'm afraid they were here to avenge Villa Ulan's death. Vendel? But he's done so much for Raven Rock. How could this be possible? They did it to gain our 10 yıl boyunca pusuya yatmışlar. 10 yıl. Elf olunca çok önemli olmuyor demek ki 10 yılın. I'm sorry. Don't say that. It's not your fault, old friend. And you. Step forward. Buyurun efendim. What you've done for me, for all of Raven Rock, goes far beyond what I would have expected. For this, you have my deepest gratitude. Rica ederim. Now, I'm certain Adril was prepared to... However, since a bit of coin hardly seems like enough... Neymiş o? Since the Severin family, or whoever they were, turned out to be criminals, their property is now... As counselor, I hereby award you Severin Manor. You've earned your citizenship here. And I hope you'll consider staying with us as a member of our community. Merak etmeyin. Hep Skyrim'in burası benim yuvamdır artık. Burası dost yuvamdır. Skyrim'in ulu kralı olduğunda Bolsar'la ilişkilerimizi, ticaretimizi iyi yürüteceğiz. Size av malzemeleri, efendime söyleyeyim, balık, bir sürü şey ticareti yapacağız. Skyrim'in kralı olarak sözümdür size. Dur, o zaman malikanede kalalım artık ya. Şeyde kalmamıza gerek yok. Severin malikanesi. Burası artık benim. Evimi şöyle bir gezineyim doyasıya. Oh, ekmekler, ziyafet. Bir tane de yaver verseydim ben yokken evlere bakacağım. Daha güzel olurdu. Para kesesi. Bunlar hep benim. Alıyorum.
İkisi de aynı kitap mı? Tabak ve patates çorbası. Sandıkları boşaltalım buraya. Bunlar dursun. Burası misafir odası. Burası talim odası. Oo, kendi demirci odası var. Çok büyük lan ev. Kendi demirci odası var. Çeliklere bak. Fena. Fena. Ateşin sesine bak, ne kadar güzel geliyor. Buradaki iksirleri alacağım ama malzemeler durabilir. Görsel olarak hoş bir görüntü katıyor açıkçası. Lavantayı da içine koy. Görüntü olarak güzellik sunuyor. Yövenleri alırım. Sepeti bırak. Kafatasına bak. Lan bu özel bir kafatası. Ben bunu nereden almışım? Oymalı. Kafatasına oyma yapmışlar. Bu ne lan? Oha. Ben bunu eve götürürüm. Nereden almış ben bu oyma kafatasını? Zindana görünce de korktum hele. Kafatası sergilemişler. Oo. Hançerler dursun. Aha, bunun arkasında bir şey var. Verin aile kasası, o dursun. Bu ziyafet. Raprafın, ha yok. Ya bu koy, ben de arkasını açacağız sandım. Hangi kasa anahtarını verdi bize? Vilen Ule. Enteresan. Başka da oda yok ki zaten içeride kasa olsun. Değil mi? Okey. Artık burada da bir evimiz var Solheim'da. He draws near. Etis Alor. Bu kim ya? The master calls.
I am his hands. I am his hands. The idle mind sleeps. The idle mind sleeps. I am his hands. Aa, büyülendi bunlar da. Haydi. Büyülenmişler. İrtibata geçemiyoruz. Gece oldu, büyülendi. Hepsi oraya çalışmaya gidiyor. Yazık. Neyse, uyuyalım ya. Sabah ticaret yaparız. Ticaret olmasa göreve gidecektim direkt de. Vazgeçtim. I work for Mokrum. You got a problem, you talk to him. Bana oda ver usta. Welcome to the room. Are you joking? You just rented a room for me. Ha, doğru. Hala geçerli. Enteresan. 7, 8, 8. Öyle tek yatmak istemiyorum. Bir şey oldu. Aa, yine kendimizi burada çalışırken bulduk. Aa, şerefsiz Murat konuşuyor. Herkes etkilenmeye başladı artık geceleri. Buna bir çözüm bulmak lazım. Absolutely. Dört kolyeye 2000. Nice. Bir para. If you need any supplies, you know what. Kalidor'un çalışması, kemik kalıp formülü. Bu ne? Donmuş kayalığındaki avcılarla buluşacağız. Şimdi bir wiki'de araştıracağım şeyler var. Şunu kaydedeyim. Son bir kaydolsun. Şey neydi ya? Maden görevi. Solheim'daki maden görevi. Aa, kuru kafayı hatırladım. Madenden aldığımız kuru kafa bu. O kuru kafayı normalde oradan alınca şeyin açılması gerekiyormuş, kapının. Açılmadı bizde.
Eyvah, görev yine mi bug'a girdi acaba? Tekrar mekana gir çık yapınca orası düzeliyor dedi demiş. Okey. Buna sorun yok. Hemen girelim bakalım. Herkes görevi yerine geçsin. From a stone, as it is, we can barely make ends. Glover Mallory's the name. That is my brother. Take a look. Paralar yenilenmiş. Bir tane item satıyorum, bitiyor zaten. Buradaki kız nerede? It's busier now. See for yourself. Yara bir Skyrim'e gitmem gerekecek sanırım ya. Üstümüzü boşaltmak için. Tam full dolalım o zaman gideriz. Şurası. Oraya boynuyor. Hatta uçalım direkt oraya. Yürümek uğraşma. Tekrar girelim. O şekilde kuru kafayı aldığım zaman normalde kapının açılması lazımmış zaten. Madene gir çık ya da oyunu kapat aç düzelir diyorlar da bakalım. Bak açılmış, güzeldi. Ne bulduk? Absidal'ın suda yürüme çizmesi. Oo. Buraları daha da kazıp şey bulacağız. Kazıtlar daha da açılacak. Afe zırh mı ağır zırh mı? Asidal. Ağır zırh. 74. Suda yürüme. Asidal'ın yadigarın 4 tane giydiğinde artı 10 tılsımlama. Suda yürüme derken bunu gince suyun üstüne mi yürüyoruz? Ne? 74. Bizim şey Deidre çizmesi ne kadar veriyor? 98. Aa, ama combo giyildiğinde 98'e çıkıyor. Ayrı giyildiğinde 63. 48. Okay. Böyle set olarak giydiğimiz için ağızlık 98 oluyor. Anladım. Yani her türlü daha iyi şey Deidre. Ama deneyeceğim. Dur suda yürümeyi deneyeceğim. Oha. Merak ettim nasıl bir şey olur. Adamla konuşalım. Yeni kazı ekibi satın alsın. Rickling. He? Cüceler. Biliyorum bunları. Bu şerefsizlerle kapışacağız.
Tamamdır, hallettim işi. Any luck? Well, perhaps there's some hope for us yet. Now, I have to go recruit some more. We'll have to sweeten the pot a bit this time. I think I'll need, say, I never get tired of that sound. It'll take me a few days to dig up some more laborers, but swing back when you get a chance. Olur olur, gelirim. Ben bir suya gidebilir miyim? Bir şey vardı bir tane. Adanın karşısında. Ne oluyor lan? Burada bir kapışma var. Oha, büyücü kapışması oluyor. Ne oluyor lan orada? Buz atan büyücüyle normal büyücü vs atıyorlar. Gel lan buraya. Süresiz büyücüler. Alev atan büyücüyle buz atan büyücü. Neyin alıp verememesini yapıyorsunuz lan? Şerefsizler. Necromancer'a benziyor zaten tipi. Sus. Sizin gibi pisliklere yaşam yok. Ne Skyrim'de ne burada. Kapışıyorlar bir de. Çevreye insanlara zarar. Şuraya gidecektim ben. Adada işaretli değil ama sancak mancak var. Oha, suda yürüyor lan harbiden. Oha çok iyi. Bu ne abi? Oğlum bu nasıl bir büyü? Nasıl bir büyüdür böyle? Oha çok iyi. Harika. Vahsi dal neymiş ya öyle? Kesin ejderha gibidir ha Asidal'da. Ejder diline falan merak saldı diyorlardı kitapta. Büyük ihtimalle ejderha gibi olmuştur. Böyle bir büyü görmedim harbiden, kitapta bahsedildiği kadar heybetli birisiymiş. Hey, bunlar da yeniyor. İğrenç. Yenir mi ya? Burada Redoran muhafızı... Yo, yağmacı. Redoran muhafızı şeyi giymiş. Yağma yapıyor lan şerefsiz. Neyin peşindesiniz lan siz? Bunlar da yağmacılar. Oo, denizin ortasına bayrak atan şey oluyor anasını satayım. Denizin ortasına bayrak atan toprak sahibi oluyor. Bu ne açıkçası güçler? Ben anlamadım bunu. Yuvan jölesi kimden çıkıyor? Pelte bundan çıkıyor da. Jöle kimden çıkıyor acaba? Dur şeye. Denizden gireceğim. Olsaymı. Ama yürüyerek. Midye yüzüyor garibim. Beni gören var mı? Bak. Hey. Fena da zıplıyor ha. Normalden daha yüksek zıplıyor. Dikkat ettiniz mi? Oha. Suya bak. Ne kadar yukarıya zıplıyor suda. Bir yerde o kadar değil de. Bu da çok uzağa zıplıyor. Buradan da zıplar o. Oha. Çok iyiymiş. Ne biçim bir çizme bu ya? Ne
repairing their weapons and armor. I'm sorry we can't compensate. Not to worry, Atro. I'll recover. Neyse. Kendi çizmemizi giyelim. Ama şeyi beğendim. Çizmeleri. Evet. Sıradaki görev. Miran Tapınağı'na gidelim. Şu Mira kişi çözülsün. Hatta yol üstünde Doğmuş Kaya Adamı'na gidelim. Yok, direkt Mira'ya gidelim ya. Yol üstünde önümüze gideni keşfederiz yine de. Ağırlık fena değil. Okey. Kas sarkması. O ne lan? Tekelli ve çifteli silah hasarı %15 daha az. Kas sarkması yaşıyorum şu an. Hastalık tedavi iksiri var mı üstümde? Ha. Kas sarkması nedir lan? Steroid mi bastık kardeşimiz? Hayırdır? Kas sarkması nedir? İğneli miyiz yoksa? Vücudumuz gerçek değil mi? Maden var, orada cüce şehri var. Burada bir mağara var. Ona bir göz atalım önce. Oha, starim kaynağı mı? Buz mu? Buz galiba. Enteresan. Starim'e de benziyor ha. Bu da buz mu? Buz olabilir. Merhaba. Niye? Niye? Ama şeyle görüşmem lazım. You have no business with our pack. Be gone. Donmuş Ay Kaya Adası'ndaki avcılarla buluş. Buluştum, bizim sürümüzde bir işin yok dedi. Defol dedi. What? Haydi dedim. Hemen Wiki'ye bir check edelim kardeşim.
Bunlar kurt adamlarmış. Evet. Özel yüzük veriyormuş kurt adam yüzüğü. Ama kurt adamken sadece gelip yapabiliyor musun? Çok bir görev değil. Ah. Okey. Öldürebiliriz de istersek. Ama öldürelim mi ya bunları? Şöyle bir uzaktan gözlemleyeyim mi? Yaşıyorsunuz da insanlara zarar veriyor musunuz? Veriyorlardır ya. Hayvan mı yiyorsunuz, insanlara da zarar veriyor musunuz? Avcılar. Buna ticaret yapılıyormuş bu kurt adamlarla sadece. Neyse. Sizi öldürmeyeceğim. Şimdi kararsız kaldım. Şimdilik düşünelim. Sonra bakarız. Oha bu ne? Oha. Ejderha cesetlerine bak. Sen ne diyorsun ya? Oha 4 tane ejderha cesedi var kara gömülü. Rod'un sunağı. Burada birini kurban etmişler. Güzel bir kadını. Uf tam göbeğinde. Bacakları kesilmiş. Kalbi sökülmüş. Burada da bir mağara var. Trond mağarası sunağı. Gidelim.